konuklarımız şimdi Denova Türkiye Genel Müdürü Sayın Emre Hantaloğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Sevgili duayenler, başkanlar, üstadlar, dostlar, basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün dünyanın en değerli ilk 10 firması kimlerdir diye baktığımızda Tesla'yı da sayarsak 7 tanesi teknoloji firması. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda son 4 senede dünya bilgi teknolojileri pazarı ne kadar büyüdü diye baktığımızda %47 büyümüş. 1.4 trilyon dolardan 2.5 trilyon dolara ulaşmış. Önümüzdeki 4 sene bilgi teknolojileri pazarı ne olacak diye baktığımızda yaklaşık %44 büyüyeceği öngörülüyor. Böylelikle 3.6 trilyon dolara ulaşılacağı öngörülüyor. Bunlar gerçekten çağımızın teknoloji çağı olduğunu rakamlarla da anlatan en önemli veriler olduğunu düşünüyorum. Türkiye burada ne yapıyor diye baktığımızda sadece bilgi teknolojilerinin son 4 yıldaki performansına baktığımızda %27 büyümüş Türkiye. Ve 9.3 milyar dolardan 11.8 milyar dolara ulaşmış. Bir önümüzdeki 4 senede bir bu kadar daha büyüyeceğimizi düşünsek 15 milyar dolara ulaşıyoruz. Şimdi biz genelde dünyanın Türkiye olarak birçok sektöründe %1'ini temsil ediyoruz ya da ediyorduk. O performansa tekrar ulaşmak için bu 15 milyar doları 36 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor. Bunun için ya da sırf bu rakam değil, bilgi teknolojileri pazarını nasıl büyütebiliriz diye çok değerli bir çalışma yapıldı. TÜBİSAT ve TÜSİAD'ın işbirliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılına eylem çağrısı planı. Burada da biz bilgi teknolojileri sektörünü nasıl ilerletebiliriz konusunun 4 maddeyle toparlanmış kısaca. Biri KOBİ'lerin dijitalleşmesi. İkincisi altyapı, yüksek teknoloji içeren altyapı yatırımlarının yapılması ve bunların verimliliğe dönüşmesi. Bir üçüncüsü Türkiye'deki yerli firmaların uluslararası pazarlarda söz sahibi olabilmesi için gerekli para, fon desteğinin ve ekosistem desteğinin sağlanması ve son olarak da dijital dönüşümün sağlanması için gerekli iş gücüne elde edilmesi, eğitilmesi, bu insan kaynaklarının o seviyelere ulaştırılması. Ben eminim ki bu sektörün duayenleri, firmaları, çalışanları bu hedef doğrultusunda ilerleyecektir ve devletimiz, milletimiz de gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. 29 Ekim yaklaşıyor. Bu vesileyle tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılını şimdiden ben kutlamak istiyorum. Bu değerli toplantıyı, töreni düzenleyen BT Haber'e, tüm çalışanlarına, Murat Göce Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve Bilişim 500'de ödül alacak buraya katılan tüm firmalara da tebrik ediyorum. Saygılar, selamlar efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Emre Hantaloğlu. Sağ olunuz efendim.